Terör sevicinin yalanları. Tam bağımsızlık benim karakterimdir demiş Büyük Atatürk. Bağımsızlık denilince aklınıza devleti yönetenlerin bağımsızlığı gelsin. Birilerinin maşası ya da sözcüsü olmayanlar gelsin. Milleti ilgilendiren kararları alırken sadece millet yararına düşünenler gelsin. Bulunduğumuz coğrafyada kendimizi savunma durumunda olan ülkemde... ...birkaç silah karşılığında insanına zulmeden siyasetçiler değil... ...milli ve yerli silahını tankını, tüfeğini hatta neredeyse uçağını yapar hale getiren devlet adamları gelsin. Enerjide dışa bağımlılığı bir kader görüp hiçbir şey yapmayanlar değil, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarında kendi hakkını kimselere bırakmamayı her şey pahasına göze alan siyasetçiler gelsin. Birkaç milyon için IMF kapılarında bekleyen siyasetçiler değil, IMF'ye borçları sıfırlayıp artık başka devletlere borç verir hale getiren devlet adamları gelsin. Orta Doğu'da bir huzur adası olan ülkemizi karıştırmak, milletimizdeki birlik ve beraberliğe ve huzurumuza hançer sokmak isteyenleri biliyoruz. Özellikle de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası taşıyanların ihanet içinde olmasını anlayabilmemiz mümkün değil. Bakın işte son örnek Aslı Erdoğan isimli sözde yazar. Terör örgütü PKK'ya destek ve örgüt propagandasına hizmet ettiği gerekçesiyle 4 ay tutuklu kalan bu hanımefendi yazılarındaki yalanlara doymamış olacak ki Belçika'da yayınlanan Le Suar'a verdiği röportajda hızını alamamış ve yalanı artık diline dolamış. Neymiş? Türkler ilkokuldan itibaren Kürtlerden nefret etmeye koşullandırılıyormuş. HDP hariç meclisteki tüm partiler teröristmiş falan filan. 26 yıldır gazetecilik yapan bir fikir işçisi olarak söylüyorum ki bu sözlerde bu görüşlerde fikir özgürlüğü falan değildir. Bal gibi yalandır, bal gibi de ihanettir. Bu yazar görünen terör sevici hanım da haindir. Tam bağımsız ekonomi böyle olur. Bağımsızlıkla açtık sözümüzü, araya parazitler girdi ama biz gelin tam bağımsızlık nasıl olurmuş onunla devam edelim. Türkiye artık birilerinin maşası veya emir eri gibi davranmayıp her konuda masayı kuran ve masada kimlerin nereye oturacağına karar veren güçlü bir ülke haline geldikçe Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere herkesin ezberini bozuyor ve darbe kalkışması dahil toplumsal olaylar ve terör saldırıları dahil ve en son ekonomi üzerinde manipülasyonlar yoluyla saldırıya uğruyor. Sınır güvenliği ve beka meselesi adına ABD'ye ve tüm dünyaya rağmen yürüttüğü Barış Pınarı harekatı sahada ve masada başarıyla sonuçlanırken gündeme pek gelmeyen finans alanında da çok büyük başarı hikayesi yazıldı. Bizim her harekat ve beka meselesi gündeme geldiğinde ABD ve Trump ekonomik yaptırım silahını masaya koydu. Her geçen gün dozunu artırdığı tehditlerin sonu uzun yıllar altından kalkamayacağı şeklinde ağır faturalar ödettirileceği ifadelerine kadar vardı. Ağustos 2018'de yine ABD tarafından maruz bırakıldığımız saldırılar sonrası alınan önlemler ve politikalar sayesinde ekonomi güçlendi ve Ekim başındaki tehditler piyasalara etki edemedi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında 14 Ekim'de özellikle dolar üzerinde yürütülen spekülatif operasyonlar etki etmedi, finansal alanda geri adımın ardından 15 Ekim Salı günü Pence ve Pompeo Türkiye'ye geleceklerini açıkladılar. Çarşamba günü Başkan Erdoğan partinin grup toplantısında Türkiye'nin şartlarını açıkladı. Perşembe günkü görüşmede Erdoğan'ın bir gün önce ortaya koyduğu tüm şartlar mutabakat metnine yansıdı. Türkiye istediği her şeyi aldı. Türkiye'nin gücünü bilen, bunu her ortamda hissettiren, milletini çok iyi tanıyan, dünya siyasetini en iyi bilen tecrübeli bir devlet adımı olarak Erdoğan sahadaki gücümüzü masaya da yansıttı. Bu başarıda finansal saldırılar karşısında dirayeti yükselen ekonominin katkısına kim itiraz edebilir?'' Ekonomide yazılan bu tarih için Erdoğan'ın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşgüdümünde emeği geçen herkese millet olarak minnettarız.